önceki yerden daha iyi olacağız. Evet hayatım. Bence buradaki hayatımız şu an ne oldu? Hoppa. Ya Zeynep, bir şey soracağım. Top nereden geldi eve Allah aşkına? Bilmem. Ay. Bir de. Hani geçen gün ben bir tanesini kırdım. Bunu mutfağa mı koyalım yoksa böyle dolaplardan birine falan mı yerleştirmek istersin? Bilmem, sen bilirsin. Okey. Onu çok özlüyorum Deniz. Oh, biliyorum bir tanem. Biliyorum bir tanem, ben gidip bir kahve yapayım. Ben bu şekilde bulabileceğimizi düşünmüyorum yani. Nasıl? Taşınabildiniz mi? Sayılır. Birkaç koli daha boşaltmamız lazım tabii. Biz? Aa, siz bilmiyorsunuz, doğru ya. En iyi arkadaşım Deniz'le tuttuk biz evi. Yeni evinizde rahat mısınız? Yani tam olarak düzene girdi sayılmaz. Ama ev gerçekten muhteşem. Yeni bir ev. Yeni bir hayat. Yeni bir başlangıç. Güzel. Yeni bir hayat, yeni bir başlangıç, evet, doğru. Haklısınız. Neyiniz var? Kızımı çok özlüyorum ben. Evet, anlıyorum. Dosyanızı gördüm. Meslektaşımla yeni testler yapmışsınız. Evet. Hastaneden çıktığınızdan beri ilerleme kaydettiniz. Güzel haber. Oh.
Al bir tane. Sağ ol canım. Bir şeyler bulabildin mi? Birkaç makale buldum, onlara bakıyorum. Aha, polis mahkumun şüpheli eşi Pınar Türker'i tutukladı. Ünlü iş adamı Mehmet Can boğularak evlerine öldürülmüş, cinayet yatak odasında işlenmiş. Bu sefer de ifadesinde Pınar Türker cinayetle ilgisinin olmadığını ve masum olduğunu belirtmiş. Kesin parası için öldürmüştür yılan suratlı. Hem de bir yastıkla. Düşünebiliyor musun? Oy. Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ya bir insanın birini yastıkla öldürebilmesi için gerçekten psikopat falan olması lazım. Ay kesinlikle, bence de. Şu senin rüyanda gördüğün adam var ya. Sana bir şey söylemeye çalışıyor olabilir mi? Nasıl yani? Ya ne bileyim, vardır ya böyle haberci rüyalar, mesaj veren rüyalar. Hiç böyle düşünmemiştim. Alo, iyi günler. Fikret Soylu'nun telefonunu ve adresini rica edebilir miyim lütfen? Evet, teşekkürler. Efendim? Hiçbir şekilde alamaz mıyım? Peki. Adresini buldum. Gerçekten mi? Evet. O pisliğin nerede çalıştığını biliyorum artık. Boş durmuyoruz bakıyorum. Onunla konuşmaya gideceğim. Saçmalama, şimdi mi? Evet. Ben de seninle geliyorum. Bak, çok yorgun görünüyorsun. Sen git yat uyu. Beni merak etme, tamam? Bu adam senin hayatını cehennem azabına çevirdi. Gerçekten benim seni oraya tek başına göndereceğimi düşünüyor musun ya? Güven bana. Tamam? Zeynep, sen delirdin mi? Ver. Deniz, ver şu adresi. Ya of ya, tamam. Ama en ufak bir şey olduğunda derhal beni arıyorsun, tamam mı? Hemen arıyorsun, anlaştık mı? Geçen toplantımızda bence en iyi kararı aldık. Tabii. İki şirketimiz için en iyisini olacağını düşünüyorum. Hı-hı. Tabii ki. Oldu o zaman. Yarın saat 9'da sizi şirketimde bekliyorum. Anlaştık. Hoşça kalın, bay bay.
İşte Fikret, boğulacaksın. Bu akşam daha çok işim var. O yüzden çabuk gel. Her zaman çok işim var. Biraz bekletemez misin? Bir anki toplantı için hazırlanmam lazım. Kusura bakma. Çıkmam lazım. Çok işlerim var. Size afiyet olsun. Sana da. Aşkım benim. Topla masayı. Çabuk çabuk. Buraya gel. Yeşim. Götür şunu hadi. Ondan sonra küçük kuş bir yatakta uyanmış ve etraf... Benim sana bir şey söylemem lazım. Bu akşam yalnız kalabilir misin? Yani tek başına idare edebilir misin? Niye? Susuyorsun, o bakışları kilitliyorsun öyle. Ben yavaşça buradan kalkıyorum. Bay bay, seni seviyorum. Ne randevusu ya? Romantik bir randevu. Romantik mi?
Afiyet olsun. Canım benim. Hadi ye. Hadi. Günaydın. Günaydın anne. Sabah sabah ne bağırıyorsun? Canım tuttu zaten. Bu kılık ne şimdi? Ne bakıyorsun öyle? Okulda karnaval varmış o kadar. Okulda. Masada maskesini çıkarabilir. Sen annene bakma tatlım. Maskenini giyebilirsin. Gece iyi uyumamış belli. Yani her seferinde kızının kaprislerine boyun eğmenden bıktım. Abartma yine. Ne yapıyorsun? Nihayet gelebildin. Aa, tavra bak. Ne oluyor yahu? Korkudan bütün gece uyuyamadım. Niye ki? Ya aldığım ilaçlar yüzünden halüsinasyon görüyorum. Ya da gerçekten deliriyorum artık. Ya ne delirmesi? Ne halüsinasyon? Ne diyorsun sen? Deniz. İnanmayacaksın biliyorum. Ama geçen gece uyurken böyle sanki üstümde garip bir gölge var gibiydi. Tuhaf sesler, ışıklar söndü. Canım benim. Bu niye oluyor biliyor musun? Bu aralar kafan çok dolu ya. Bir de çok üzüntü yaşadın üst üste. Ya gerçekten çok yorgunsun. Biraz dinlenmen lazım. Uykunu alamıyorsun bence. Yani tek sebep bu. Bilemiyorum ya. Ben bu evde kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Zeynep. Bu evde çok tuhaf olaylar oluyor. Bir taraftan cinler geliyor. Perdeler uçuyor. Periler geliyor. Üstüme gölgeler biliyor. Nefes alamıyorum. Yardım edin. Ya Deniz inanmıyorsun bana ama gerçekten tuhaf şeyler oluyor. Niye bakıyor ki buraya, deli mi ne? Yeşim, buraya gel. Buraya gel dedim. Gene mi kirlettin üstünü ha? Oyun oynarken dikkat etmen gerektiğini kaç kere söyleyeceğim sana? Kaç kere? Çabuk içeri. Hemen. Sofrayı topla. Çabuk. Tamam da neden daha erken haber vermediniz? Bakın avukat bey. Beni ilgilendirmez. İşinizi yapın, anlaşıldı mı? Fikret, seninle konuşmak istiyorum. Zeynep? Fikret, kızımı görmek istiyorum. Sen ne yapıyorsun burada? Fikret, kızımı çok özlüyorum, lütfen. Hayatımdan git. Anladın mı? Rahat bırak beni. Fikret, ben onun annesiyim. Zeynep, sen anne olmaya layık değilsin. O yaptığın hatadan sonra ben seni nasıl affederim? Ben mutlu bir hayat yaşıyorum. Rahat bırak bizi. Yes.
Ver şunu. Bırak. Bırak dedim. Abi. Sana ver dedim. Sen mükemmelsin sanki. Tekrar içmeye başlayacaksan neden tedavi gördün o zaman? Fikret, ver şunu dedim. Seni ilgilendirmez. Rahat dur. Ver şu şişeyi. Vermiyorum. Sen pis bir yalancısın. Öyle mi? İkimiz de yalancıyız o zaman. Dahası da var. Eski karın geri döndü. Bana şaşırmış gibi yapma. Nereden biliyorsun? Geçen gün köpek gibi evin etrafında dolanıyordu. Kızını izlemek için. Neden bana bir şey söylemedin? Sana söylesem ne değişir ha? Ne değişir? Nar! Ver şunu! Bana bak. Benim içki içmemi değiştiremeyeceğin gibi eski karının da hayatımıza girmesini değiştiremeyeceksin. Değişmez o kadın, anlamaz. Bunu böylece kafana sok. Deniz. Ha. Ben iki gün önce Fikret'le buluştum. Kızımı da gördüm. Bravo yani ha. Hakikaten bravo. Bunu şimdi mi söylüyorsun Zeynep? Fikret kızımı görmeme izin vermiyor. Karısı da kızıma çok kötü davranıyor. Of. Taşındığımdan beri uyuyamıyorum. Uzunca bir süre hastanede kaldınız. Kolay değil. Gerginsiniz. Bu normal. Alışmak için zaman lazım. Ama ben kabuslar gördüğüm için uyuyamıyorum. Çok büyük bir değişim yaşadınız. Sinirlisiniz. Normal kabus görmeniz. Ama gerçekten çok zor. Yani uykusuzluk beni bitiriyor. Uykusuzluk ve yorgunluk sağlığınız için iyi değil.
Aksine, sinir sisteminiz dengesiz ve size oyun oynuyor. Çıkın, gezin, eğlenin, kendinize bir hobi bulun. Kitap okuyun, resim çizdiğinizi söylemiştiniz. Bu güzel, resim çizin. Evet, hiç fena fikir değil. Güzel fikir değil mi? Evet. Ve size daha iyi olmanız için bir reçete yazacağım. Aynı şekilde devam etmeniz lazım. Tamam. Olur mu? Tamam. Çok iyi. Merak etmeyin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Beni Deniz ya. Ya özür dilerim bir tanem. Düşünemedim korkacağını. Ne bu suratının hali? Ortak görmüş gibisin gene. Bak. Bu benim rüyalarıma giren yaşlı adam. Fikret'in evinin önünde gördüm. Bak bu da Pınar. Uf. Fikret'in karısı. Eski kocasını öldürmüş. Okusana şunu. Mehmetcan'ın esrarengiz ölümü üzerine yapılan soruşturma yetersiz delil yüzünden suya düştü. Mirasına konmak için cinayetle suçlanan eski karısı Pınar Türker serbest bırakılıyor. Kadın gerçekten çok tehlikeli. Fikri sen git bu kadınla evlen. Kadın katilmiş. Kızımı geri almam lazım. Sana söz veriyorum bir tanem. Kızını o kadının elinden kurtaracağız. Sen yeter ki şimdi birazcık sakin ol. Kızımı almam lazım. Thank you.
Gördün mü DVD'yi tatlım? Evet canım. Ay. Oh. Sen de duydun değil mi? Zeynep, benim çıkmam lazım buradan. Ben çok korkarım böyle şeylerden. Şşş. Dur bir dakika. Ne canlıyor biliyor musun? Zeynep, anlamak falan istemiyorum. Çıkalım buradan ne olursun. Ben çok korkarım böyle şeylerden. Zeynep, çıkalım diyorum sana, yürü. Ailemden uzak dur demedim mi sana? Zeynep, delirtme beni. Öldürürüm seni. Fikret yeter. Defol buradan çabuk. Baba. Yeşim, eve gir. Çabuk. Fikret. Defol. Hayır, sakinleşmiyorum. Benim ve ailemin yanına bir daha yaklaşırsa elimden bir kaza çıkacak. Gerekeni yapın. O kadar. Gerçekten çok güzel. Çok güzel çiziyorsunuz. Yani bu deniz. Evet. Sonunda görebildim denizi.
Çok güzel. Teşekkür ederim. Neyiniz var? Bana bütün söylediklerinizi yapıyorum. Spor yapıyorum, resim çiziyorum, film izliyorum. Sakın yanlış anlamayın ama hiçbir işe yaramıyor. Hala iyi uyuyamıyorum ben. Ayrıca moralim de çok bozuk. Yani kızım yanımda olmadan her şey boş geliyor. Zor, çok zor. Kabul etmek imkansız. Güçlü olmanız gerek. Savaşmaya devam etmelisiniz. Size başka bir hap vereceğim. Uyumanızı sağlayacak. En önemlisi uyumanız ve dinlenmeniz. Bu size iyi gelmeli. Buyurun. Resim yapmaya devam edin. Sakın kızma bana. Gerçekten bak, daha önce geldiğimde de konuşmadım ve ben çok üzülüyorum. Kızımı görmek istiyorum. Hepsi bu. Başka hiçbir şey istemiyorum senden. Sana buraya gelme demedim mi? Fikret, ne olur biraz dinle beni. Hangi cesaretle geliyorsun buraya? Fikret, senden çok fazla bir şey istemiyorum. Sadece kızımı görmek istiyorum. Hepsi bu. Saçmalama Zeynep. Odamdan çıkar mısın lütfen? Hiçbir yere gitmiyorum. Fikret, o benim kızım. Buna hakkım var. Fikret, kızımı çok özlüyorum ben. Ne olur bak, ben onun annesiyim. Anlamıyor musun sen beni ya? Ha? Yoksa anlamak istemiyor musun? Hemen güvenliği çağırın buraya. Çabuk. Zeynep bak. Mutlu bir hayatım var. Sen de kendine mutlu bir hayat kur. Mutlu bir hayat. Öyle mi Fikret? Katilin biriyle mutlu bir hayat mı kurulur? Bütün araştırmaları yaptım. Çok mu mutlusun Fikret? Kızım istiyorum. Beni katil mi etmek istiyorsun ha? Yok mu? Yok mu? Defol buradan git. Git. Yapma Fikret. Hiçbir yere gitmiyorum. Çık buradan be. Bırak beni. Sen kim korktuğunu sanıyorsun be? Lütfen, manyak. Defolun siz eve. Bırakın beni. Bana bak Fikret. Özünü öldürürüm. Sakin. Kızımı istiyorum. Kızımı istiyorum. Bırakın çıkarım beni. Sana gününü göstereceğim Fikret. Sana gününü göstereceğim. Yeter be siz de, bırakın beni. Yeter artık. Geç kalma. Bakarız. Bu hafta çok işlerim var. Baba. Aşkım. Ver babaya anahtarı. Aferin.
kez farklı Deniz. Bu kez çok farklı. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben bunu içimde bir yerden gerçekten hissediyorum. Sana söz veriyorum. Çok kısa bir zaman sonra Yeşim tekrar bu bahçede oynayacak. Görürsün bak. İnşallah. İyi ki varsın. Canım arkadaşım benim. Hadi o zaman. Prensesin bahçede oynamasını diyeceğim ama boş kadehle nasıl kadeh tokuşturacağız? Doldursun şunu. Doğru söylüyorsun. Merhaba Ali. Akşam saat 6'da görüşüyoruz değil mi? Hı. Tamam. Yok yok, sağ ol. Aha. Bir saniye. Evet evet, anladım. Bir saniye. Evet. Ali, kızımın geleceğini garanti altına almak istiyorum. Biliyorsun gerisi boş. Mükemmelsin Ali. Oldu. Akşam görüşüyoruz. Tamam. Güle güle. Kızım nerede? Sana ne oldu? Sen ne yaptın?
Pınar. Pınar. Fikret, yemin ediyorum ben de anlamadım nasıl olduğunu. Ben bir şey yapmadım. Bana ilk o saldırdı, yemin ediyorum. Fikret. Sana buraya gelme demedim. Ben sadece kızımı almaya gelmiştim. Yemin ediyorum sana, sadece kızımı almaya geldim, hepsi bu. Yeşimi almaya geldim Fikret. Zeynep. Bizim kızımız 4 yıl önce öldü. Ya Zeynep, rahat mı? Sen burada kalacaksın. Hiçbir yere gitme salak gerizekalı. Salak. Thank you.
Teşekkür ederim. Anladığım doğruysa bütün bunları kafasında uydurmuş. Demek ki hala kızının ölümünü kabullenebilmiş değil. Hayır, tanımıyorum. Maddi durumumuz oldukça iyi görülüyor Fikret Bey. Ne demek istiyorsunuz? Eşiniz eski eşi Mehmetcan öldürüldükten sonra büyük bir mirasa kondu. Şimdi ise siz tam bir piyangoya kondunuz. Yorumlarınız yersiz komiser bey. Yanlış hatırlamıyorsam Mehmetcan'ın öldüğü sene siz İflas'ın eşiğindeydiniz. Üstelik eşiniz Zeynep Hanım'dan da boşanmak üzereydiniz. Evet, ne olmuş? Sadece nasıl bu kadar kısa zamanda yeni bir hayat kurduğunuzu düşünüyorum. Oysa ki sizin için o an hayat bitmiş olmalıydı. Hayat devam ediyor. Ve devam etmeli değil mi? Başka sorunuz yoksa kızımla ilgilenmek istiyorum. Biliyor musunuz? Son zamanlarda para için ruhunu şeytana satan insanların sayısı gün geçtikçe çoğalıyor. Güle güle.